sonuna kadar 5 yıldızlı formamıza devam edecektik. Bunu da ilettik. Ve Türkiye Futbol Federasyonu daha fazla bu konuyla ilgili baskı altına alınmaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızı oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Bu sefer iki ikincilik sonrası üçüncü seferde şampiyon olacağımızdan ben hiç büyük konuşan biri olarak hiç şüphe duymadığımı da ifade etmek istiyorum. Ben şunu da iddia ediyorum. Ali Koç'un başında olan Fenerbahçe bu ligde hiçbir zaman şampiyon olmaz. Kendi kendimize kararımızı vermek için 2 Nisan'da toplanacağız. Aynı zamanda Futbol AŞ'nin ondan sonra genel kurulunu koyuyoruz. Ben biraz evvel itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. 17 kulübümüz ittifakla Ali Bey'in istifasının reddine ve Ali Bey'in süresi boyunca vazifesinde kalması hususunda ittifak ettik. Kendisinden kararını değiştirmesi hususunda ricada bulunduk. Kendisi bizi kırmadı. Ligden çekilme filan saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Amatör kümeden Fenerbahçe'ye başlayan herhangi bir kulübü ligden çekildi mi amatör kümeden başlayan. Böyle bir şey yok. Sakın aklını ucuna getirmeyin. Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Gerekiyorsa da. Bu kararı aldığınız zaman zaten bir alt lige düşme söz konusu. Benim bir tane sıkıntım var. Fenerbahçe'nin yaşadığı her olumsuzluğu 2012'den sonra 3 Temmuz'a bağlayamayız. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak bildiğiniz gibi 3 Temmuz sürecinden itibaren kulübümüzün her dinamiğiyle maruz bırakıldığı, mücadele etmek zorunda kaldığı haksızlık ve adaletsizlikler zinciri hepimizin malumudur. Evet, yani daha fazlaydı senin bana söylediklerin bu kadarını yapabildik. Öyle yeterli abi. Heh. Ne dediği belli değil. Bugün başka, yarın başka. Daha sonra yine başka. Sen neden peki buna, neye bağlıyorsun bunu? Ya bu kadar çelişkili olmasını. Ya bu kadar, ya. Benim sinir olduğum olay şu. Tamam, iyi bir Fenerbahçeli olabilir. Olabilir, ayrı bir konu. Ama inanamıyorum ya. 100 küsür senelik camia, mükemmel bir camia. Taraftarı sahası o var. Anladın mı? Mükemmel performans gösteren. Anladın mı? Oyuncuları var mı? Ama Galatasaray fazla şampiyon oldu. Galatasaray. Ya Galatasaray ne yaptı buna ya? Buna ne yaptı? Nasıl bir nefrettir bu ya? Nasıl kindir? Nasıl öfkedir bu ya? Olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Daha neler ya? Bende şeyde daha neler var? Hepsini çıkar söyle. Peki, Selim abi, cevap verelim. Şimdi burada ciddi çelişkiler var. Bir öyle diyor, bir böyle diyor. Mesela diyor ki her başarısızlığı 2010-2011 sezonunda bağlamamamız lazım diyor. Ondan sonra diyor ki evet diyor, o tarihten itibaren diyor Fenerbahçe hep sistemli bir set şekilde önüne diyor. İşte ne küme düşmesi olur mu öyle şey? Takım ligden mi düşürülür diyor. Sonra takımı ligden çekeceğim diyor. Yani neden Ali Koç'ta bir tutarsızlık var sizce? Şimdi veya şartlar mı onu bu noktaya taşıdı? Zaten ben bunu sen bana sorduğun zaman bundan 15 gün evvel bu şartlar Fenerbahçe'nin isyan etmesini doğurdu demiştim. Şimdi gelelim. Bütün bu söylediklerinde Ali Bey haklıdır. Neden haklıdır? Her şeyden evvel iyi bir Ali Bey liderdir. Lider, tamam mı? Zamanına göre onun bağlı olduğu kulübü ayakta tutmak için bunları söyleyebilir. Tamam mı? Çünkü bu bir yarış. Bu yarışı bir etüt edin. Etüt edin. Fenerbahçe kulübüne neler olmuş, yapılmış. Fenerbahçeli olmayanlar bile söylüyor bütün bunları. Tek tek anlatıyorlar. Hakemleri de anlatıyorlar. Hele federasyon başkanının en büyük sermayesi nedir bana göre biliyor musun? Yalan. Bitti artık. Ondan daha iyi yalan söyleyen bir adam Türkiye Cumhuriyeti'nde tanımıyorum ben. Futbol Federasyonu Başkanı, evet. Olamaz böyle şey. Bunu da zaten geçen programda siz söylemiştiniz. Ben söylemiştim. Şimdi onunla ilgili de arkadaşlar hemen o Ali Koç'un açıklamasını da verelim. Verelim. Hazırlayalım daha doğrusu şeyle ilgili. Ben
Sayın Büyükekşi'ye sordum. Böyle böyle bir MHK'nin toplantısı olmuş. Böyle bir toplantı olmadı deyip. Evet. Ondan sonra da tabii ki bu bantsızdı. Geçen hafta bizim burada programda konuştuğumuz. Onu doğruluyor mu, yalanlıyor mu? Evet. Ali Koç'u doğruluyor. Ali Koç'u doğruluyor. Büyükekşi çok net bir şekilde Ali Koç'u kandırmış. Tabii ya, bir tane olay demiyorum sana. Bütün saydıklarım benim hepsi tek tek doğrudur arkadaş. Bu adamın yaptıklarına dünyanın hiçbir spor kulübünde, hiçbir federasyonunda MHK başkanı, bir kulüp başkanını dava edecek, orada kalacak, ondan sonra her türlü hakemi istediği gibi veya talimatlarla ondan sonra maçları idare edecek. Dünyanın bir tarafında böyle bir şey olamaz. Kimse kabul etmez.